Dijitalleşen dünyamızda birçok farklı vesileyle çeşitli kodlama yöntemleriyle karşılaşırız. Seyahat ederken bilet kullanımında, kablosuz internete bağlanmada, kütüphanede kitapların, alışverişte ürünlerin belirlenmesinde, araçların tanıtımında, her türlü elektronik cihazda ve daha sayamayacağımız birçok alanda barkodlar kullanılıyor. Barkod, bir ürün üzerine basılmış sayılar ve değişik genişliklerdeki paralel çizgilerden oluşan belirli bir desende olan ve ancak uygun bir cihaz tarafından okunabilen kodlama sistemidir. Peki, gündelik hayatta sık sık gördüğümüz barkod sistemi yaratılışta da kullanılmış olabilir mi? Kare kodlar da barkodlara benzer. Ancak bu kodlar dikey şeritler yerine kare şeklinde şablonlardan oluşur. Bir akıllı telefon veya kamerayla bir kare kodun verileri kaydedilebilir ve kayıtlı bilgilere ulaşılabilir. İnsanlığın yüzyıllar sonra geliştirdiği bu tür kodlama sistemleri yaratılışta farklı formatlarda zaten mevcuttur. Kelebeklerin nazenin kanatlarındaki birbirine geçmiş kavisli yüzeylerden oluşan karmaşık geometrik yapı, harikulade güzellikteki parlak renklerle kelebeğe ait birçok bilgi içerir. Kaplumbağaların kabukları muntazam kemik ve keratin plaklardan oluşur. Bu plakların her birine ayrı isimler verilmiştir. Keratin plakların üstüne her yıl yeni tabakalar ilave edilir. Kabukların üzerinde görülen küçük farklılıklarla birbirinden ayrılan desenler, o kaplumbağa ile ilgili bilgi taşıyan bir tür kodlama örneğidir. Değişik renk, uzunluk ve vücut yapısıyla boğa yılanlarında da kodlama sistemini görürüz. Derideki pullarının konumu ve dizilimi, birçok hayati vazifenin yanında yılanla ilgili bilgileri içeren bir çeşit barkod sistemidir. Zebraların vücutlarındaki siyah-beyaz, ince ve kalın şeritler, fonksiyon olarak olmasa da şekil olarak barkodu hatırlatır. Bu çizgiler sayesinde zebra yırtıcı hayvanlara karşı kendilerini tabiatta kamufle ederken, diğer yandan belli sinek türlerinden korunurlar ve vücutlarının sıcaklık dengesini sağlarlar. Muhteşem bir renk cümbüşü görünümündeki tavus kuşları, harikulade kuyruğuyla kodlama sisteminin açık bir şekilde gözlemlendiği hayvanlardandır. Kuyruk tüyleri ve bu tüylerdeki yanar döner renkler, tavus kuşlarının bir eş bulmalarına yardımcı olmanın yanında kuşla ilgili bilgileri de taşıyor. Bütün bu örneklerin yanında, zürafaların vücutlarındaki farklı şekillerde, harita kirpi balığının nakışlarında, kuşların tüylerindeki renklerin diziliminde, güvelerin desenlerinde, jaguar, leopar ve çitaların kürklerinde, fillerin derilerinde, somon balıklarının pullarının diziliminde ve çok sayıda hayvanın deseninde kodlama sistemine şahit oluruz. Hayvanlar bu kodlama sistemini birbirlerini tanımanın yanında bir kamuflaj vasıtası olarak da kullanırlar ve böylelikle nesillerini devam ettirirler. Bitkilerin yapraklarının kenarlarındaki tırtıklı desen ve yaprak damarlarının dağılışı, ağaç gövdelerinin büyüme halkaları ve çiçeklerin desenleri ilk başta görünen barkod benzeri şekillerdir. Her bir sanat eseri Rabbimizin mührü ve imzası gibidir. Evrende galaksiler şekillerine ve fiziki özelliklerine göre spiral, eliptik ve düzensiz galaksiler olmak üzere 3 türde sınıflandırılırlar. Spiral galaksiler, haleler, eski yıldızlar, yıldız kümeleri ve karanlık maddenin karışımlarıyla çevrili yıldız ve gaz kümeleridir. Sarmal galaksiler, merkezdeki şişliğin ne kadar parlak ve büyük olduğuna veya sarmal kolların ne kadar belirgin olduğuna bağlı olarak birbirinden ayrılır. Bu durum, galaksilerde de ilahi bir kodlama sisteminin bulunduğunu gösterir. Bir organizmanın yaratılması ve hayatiyetini sürdürmesi için sebepler planında gerekli bütün bilgileri ihtiva eden DNA zinciri, her türü benzersiz kılan biyolojik özellikleri taşıyan bir moleküldür. DNA, sahip kılındığı özelliklerle birlikte üreme sırasında yetişkin organizmalardan yavrularına aktarılır. Özetle DNA, bir insanın hangi göz rengine sahip olacağı, boyunun uzunluğu, saçlarının kıvırcık mı düz mü olacağı gibi insan vücudundaki bütün özelliklerin genetik bir kod halinde kayıtlı olduğu bir sistemdir.
Dünyamızda yaşayan ne kadar insan varsa o kadar farklı sayıda parmak izi vardır ve bu izler hayat boyunca değişmez. Hatta ikiz kardeşlerin bile parmak izlerinde farklılıklar vardır. Bu özelliğinden dolayı parmak izi kimlik tespitinde çok önemli bir metottur. Nüfus memurluğu, emniyet ve pasaport dairesi gibi resmi dairelerde özel bir aletle parmak izi tespiti yapılır. Araç plakalarında olduğu gibi kriminal olayların aydınlanmasında da insanın adeta taklit edilmez bir plakası veya barkodu konumunda olan parmak izi çok önemli rol oynar. İnsanların gözünün dıştan görünen renkli kısmı olan irisin içindeki liflerin deseniyle dıştan görünmeyen, gözün en arkasında ve içte bulunan retina tabakasındaki hücrelerin dizilim deseni de birer barkod gibi biriciktir, şahsa hastır. İrisin rengi ne olursa olsun hiçbir insanın iris deseni diğerine benzemez. İnsanların ürettiği bir ticari ürünün bütün paketlerindeki barkod aynıdır. Mesela bir bisküvi markasının bütün paketlerinde hep aynı barkod vardır. Çünkü kasada aynı ödeme yapılacaktır. Allah'ın yarattığı canlılardaysa değişik kategori seviyelerinde ayrı ayrı tecelliler görülür. Canlıları sınıflandırmada önemli olan her türe, cinse, familyaya ait ayırıcı kodlar Allah'ın birliğini gösterirken, aynı türün her bir ferdine ait olarak da ayırıcı kodların bulunması Rabbimizin eşsizliğini gösteren çok açık bir mucizesidir. Bütün bunların ötesinde öyle bir barkod vardır ki biz bunu ömrümüz boyunca hayat tarzımızla oluştururuz. Bu kod mahşer meydanında Peygamber Efendimiz tarafından okunacaktır. Benim ümmetim kıyamet gününde alınlarındaki abdest izlerinin beyazlığıyla tanınır. Rabbimizin kainattaki bütün tecellilerinin bir numunesi, kainatın bir fihristi olan insanda mevcuttur. Her şey bir damlayla başlar. O damla sızıntılar yol alır, büyür, yollar bulur ve insanlığa nice faydalı çağlayanlara dönüşür. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olun ve beğenin. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz.